BRT ve ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Erdoğan, biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız dedi. Hiç şüphesiz bu kadar büyük bir alanda yaşanan böylesine devasa bir yıkım ve beraberinde getirdiği sayısız sıkıntı sebebiyle kimi eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Allah'ın izniyle bunların hepsini de kısa sürede gideririz ve gidereceğiz. Önemli olan samimiyetle ve fayda sağlayacak şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanında yer almaktır. Biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşıp sadece konuşan, sadece ezberlerini, yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız. Böyle bir kıyas hem bize hem depremzede vatandaşlarımıza haksızlık olur. Biliyorsunuz ilk günden beri biz hep seçim döneminde de gündemimiz deprem yaralarının sarılması olacak diyoruz. Anlaşılan o ki birileri bu sözü yanlış anlamış. Biz Hatay'ıyla, Kahramanmaraş'ıyla, Adıyaman'ıyla, Malatya'sıyla, diğer şehirleriyle deprem bölgesine sadece insanlarımızla dertleşmeye, çalışmaları yerinde takibe, tespitlerimiz doğrultusunda gereken talimatları vermeye gideriz. Allah'ın izniyle bundan sonra da depremde zarar gören il ve ilçelerimizi ziyaret edecek, atılan her adımı, yapılan her işi bizzat yerinde görecek depremzedelerimizle kucaklaşmayı sürdüreceğiz. Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, aramızdaki sevgiyi, aramızdaki güven ilişkisini anlayamaz. Hadi bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlatarak yaptığı siyasi utanmazlığı, siyasi ihtirası, siyasi arsızlığı bir kenara bıraktık diyelim. Peki gittiği yerde depremin ilk saatlerinden beri gece gündüz orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize, kamu görevlilerimize edepsizce iftira atmasına ne diyeceğiz? Üste başımız sağ olsun yazıp altında oradaki acılı insanların yüzlerini kızartarak başlarını eğdirecek sözler etmek kimin hangi derdine derman olabilir? Yarısı yalan, yarısı yanlış bir konuşma, depremde canı yanan, evi yıkılan hangi kardeşimizin yüreğini ferahlatır, umudunu artırır? Bugüne kadar sayısız defa tekrarlanmış bühtanları bir kez daha gündeme getirmek, ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm getirir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırındaki Kuşaklı Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz dedi. Buraya 2 nedenle geldim. Karşıda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz Suriye sınırı. Bu Necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin, Akdeniz'in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz. İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye yani İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de, İran'ın da, Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye,
hiçbir vatandaşa, daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz. İkinci konu, defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar, hudut namustur der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi, egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut. Allah korusun sizleri. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Akşener, milletin iradesinden büyük güç yoktur dedi. AK Parti iktidarı ve Bay Kris son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Ve her savrulmada ilkesizliklerini gözler önüne seriyorlar. Hatırlayın, 2019'da da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde benzer işlere girişmişlerdi. Seçim kazanmak için bula bula terörist başına sekreterlik yapmayı bulmuşlardı. Ama sonra ne oldu? İstanbul'u kaybettiler. Biliyorsunuz, bekamızın sözüm ona Yılmaz savunucusu olan Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bu yeni birliktelikler sonrasında Sayın Erdoğan ve genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların dahil olduğunu düşünebiliriz. Mesela her ne kadar henüz kendisinin adaylığı kesinleşmiş olmasa da genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Türkiye'nin Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama mesela artık ne mutlu Türk'üm diyene yazılarının silinmesi de var. Mesela kadınlara fıtratlarına göre yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var. Mesela cumhuriyet değerlerimize saldırı var. Çok ulusluluk var. Paralel eğitim kurumları var. Ez cümle bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik koskoca bir tehdit var. Bu vesileyle uzunca bir süredir elinde vatanseverlik mezurasıyla ortalıkta gezen arkadaşların bu son gelişmeler karşısındaki ibretlik sessizliklerini tarihe not ediyor. Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın ezber bozan bu yeni vaatlerini büyük Türk milletinin takdirine sunuyorum. Ayrıca buradan Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine de seslenmek istiyorum. Ne diyor büyüklerimiz? Eğreti ata binen tez inermiş. Hiç merak etmeyin, sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında 2 ay kaldı. Gider ayak istediğiniz kadar yalpalayın, istediğiniz kadar saçmalayın, istediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra tıpış tıpış gidecek, toptan emekli olacaksınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gece itibariyle başlayan şiddetli yağmur maalesef sele döndürdü. 4 vatandaşımız sel sularına kapıldı. Bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz ve bir kişiyi maalesef vefat etti. Arama kurtarma ekiplerimiz buldu. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163
kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor. Dalgıçlar da var. Ama hava tabii çok ve koşullar çok imkan vermiyorlar. Fakat şu anda bütün derede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel dün, bugün ve ondan önceki gün ve kısmen de yarın için esas itibariyle bütün bölgeye uyarımızdı. Gerekli tüm uyarılar da yapıldı. Fakat maalesef böyle bir 4 kaybımız oldu. Şu anda 3'ü ile ilgili arama kurtarma çalışmaları da devam etmektedir. Allah rahmet eylesin. Olay olur olmaz tüm ilçelerde bulunan arkadaşlarımız, yani yakın bölgede bulunan arkadaşlarımız, hem Adıyaman'da bulunan Kayseri valimiz, Tunceli valimiz ve Gölbaşı'nda bulunan Tokat valimiz ekiplerle beraber, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz ve kurtarma ekipleriyle beraber iş makineleri buraya intikal ettiler ve şu anda bu arama çalışmaları, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, İskenderun'da kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konteyner Kent Geçici Barınma Alanı'nı ziyaret etti. Bakan Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konteyner Kent Alanı ile ilgili şu anda bu alanda 500 adet konteynerden barınma alanı olacak dedi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle birlikte sadece ülkemiz sarsılmadı. Aynı şekilde bu duyguyu, bu acıyı derinden hisseden komşu dost ülkelerimiz, ki içlerinde tabii ki müstesna bir yere sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de vardı. Ben Sayın Başbakan'ın şahsında hükümetine, soydaşlarımıza ve oradaki hayırsever, gönüllü insanlarımıza, yine Kıbrıslı belediyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. İlk andan itibaren gerek arama kurtarmada çalışacak personel gönderilmesi, araç gereç gönderilmesi konusunda, gerekse insani yardımların buraya hızla ulaştırılması noktasında büyük bir gayret gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii biz burada binlerce insanımızı kaybettik. Üzüntümüz hiç şüphesiz sonsuz. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genç yavruları ve vatandaşları da bu depremde maalesef olumsuz etkilendi ve hayatını kaybeden yavrularımız oldu. Bildiğiniz gibi Adıyaman'da bir otelde yavrularımızı, gençlerimizi kaybettik. Aynı şekilde deprem bölgesinde muhtelif yerlerde de yaklaşık 50 soydaşımız da bu depremde Hakk'ın rahmetine kavuştular. Ben bir kez daha depremde ölen tüm insanlarımıza, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Şu anda İskenderun'da merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Rauf Denktaş Parkı'nın hemen yanındayız. Burası bir expo, fuar alanı. Sağ olsun İskenderun belediyemiz buraya geçici barınma merkezi kurmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine tahsis etti. Onlar da kendi imkanlarıyla Kıbrıs'ta toplanan maddi yardımlarla ve iş insanlarımızın büyük gayretiyle, esnafımızın desteğiyle bu konteynerleri Kıbrıs'ta imal ettiler ve her günde peyderpey gemilerle de limanlarımıza gönderiyorlar. Şu anda bu bölgede 500 adet konteyner barınma imkanı, konteynerden barınma imkanı olacak. Her türlü sosyal tesisleriyle birlikte planlandı. Ben gerek bu konteyner parkta emeği geçen hükümetimize ve Kıbrıs'taki dayanışma platformunun temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda da tabii ki insani yardımlarda da bize çok yoğun destekleri oldu. Bu yardım ve destekleri yapan Kıbrıslı soydaşlarımıza da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de konuşmasında depremde hayatını kaybeden şampiyon meleklerimiz, bu köye onların ismini vereceğiz dedi. Öncelikle milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. 6 Şubat asrın depreminin yaşandığı andan itibaren gönlümüz, kalbimiz, aklımız hep ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ve özellikle de 11 ilçemizdeki felakete yol açan deprem bölgelerinde. Ve buralarda hayatını kaybeden insanlarımız, parçalanmış ailelerin acıları, onları paylaşmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı bir yumruk oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seferberlik ilan edildi. Yaraların sarılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki esnafımız, iş adamımız, belediyelerimiz, kurum kuruluşlarımız bir seferberlik bilinciyle hareket edip bir dayanışma platformu oluşturdu. Ve bu dayanışma platformuyla hükümet birlikte 1000 prefabrik konutun yapımı için hemen biz kendi aramızda bir protokol imzaladık. Ve tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sanayisinde oluşan ve bütün sanayilerin işi bırakıp tamamen prefabrik ev yapımına yönlenmesiyle bugün buralardayız. Ve 1000 konutluk prefabrik evlerin yapılması için bir seferberlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı. Ve bugün de platform üyeleriyle, koalisyon ortağımız, ortaklarımızla değerli bakanımızı ziyarete geldik. Çünkü şu ana kadar yaklaşık 120 tane prefabrik evimiz İskenderun limanına ulaştı. Ve bize ayrılan bir bölge içerisinde sizlere hitap ediyoruz. Hemen yanı başımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Raif Denktaş Parkı'nın hemen yanında yine bu depremde hayatını kaybeden şampiyon meleklerimiz, onların da bu köye onların ismini vereceğiz. Ve hemen önünde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Parkı ve hemen akabinde de depremde yitirdiğimiz çocuklarımızın, şampiyon meleklerimizin bir köyü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, selin etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp 3 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dün akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve diğer komşu şehirlerimizde de yoğun bir yağış almaya başladı. Bu gece bu şiddetini artırarak sabaha kadar devam etti. Maalesef biz de tedbirlerimizi almıştık ama bu yağmurun bu kadar büyük şiddeti ve kuvveti nedeniyle özellikle Adıyaman'ın Tut içerisinde maalesef bir vefatımız var. 3 tane de kaybımız var maalesef. Adıyaman merkezde de etkilenen çadırlarla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir çaba gösteriyorlar. Oradaki vatandaşlarımız da yine hem yurtlara hem de okullara almak için arkadaşlarımız seferber oldular ve çoğusunu da tahliye ettik. Şu an Tut'tayız. Tut'ta dün geceden itibaren büyük bir yağmur şiddetiyle maalesef burada da büyük bir hasarlar oluştu. Şu anda kayıplarımızla ilgili 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerini devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda netice alabilmek için bizler de buradayız. Bunun yanında diğer DSİ olsun, karayolları ekiplerimiz olsun, jandarmamız, bütün emniyet personelimiz bütün gücüyle bölgede herhangi bir olağan dışı duruma mahal vermemek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Amacımız kayıplarımızın bir an önce bulunması,
160 tane arkadaşımız, çalışma arkadaşımız şu an arazide sırf arama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizler de onların yanındayız. Yine diğer bütün vatandaşımızın eksikleri, ihtiyaçları ve bunların tedariki ve bunların eksiklerini gidermek için bizler de buradayız. Depremle ilgili faaliyetlerimiz de zaten yoğun bir şekilde devam ederken bir taraftan da şimdi selle ilgili olan sıkıntıları ortadan kaldırmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Bütün gücümüzle, bütün devletimiz, bütün kurumlarıyla birlikte bütün afet bölgesinde çalışmaya devam edecektir. Teşekkür ediyoruz. AK Parti Milletvekili aday adaylığı için Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdür Vekilliği görevinden istifa eden Karabüklü bürokrat Ali Keskin Kılıç, BRTV'de katıldığı canlı yayında neden milletvekili olmak istediğini açıkladı. Keskin Kılıç, memleketime, mecliste faydalı olmak istiyorum. Elimizde, kafamızda bir şey varsa bunu Karabük'e vermek istiyorum dedi. Bu aday adaylığını tercih etme, yani milletvekilliği adayı olma süreci benim için de oldukça inceleyip sık dokumam gereken bir süreçti. 30 yıl memuriyet yaptım. Tabii. Devletime hizmet ettim. Ben bir Karabük evladı olarak kendimi her zaman tanımladım. Dedim ki ben Karabük'ün evladıyım. Bilirler, dostlarımız da bilirler, arkadaşlarımız da bilirler, Karabüklüler de bilirler. Ben bir Karabük düşkünüyüm. Karabük'ten gelen giden herkes bizim kapımıza mutlaka bir kere gelmiştir. Bir çayımız nasip olmuştur çoğu insanımıza da. Şuna karar vermem gerekiyordu. Evet, ömür kısa. Edindiğiniz bir tecrübe, birikim var. Yasama konusunda edindiğim bir birikim var. Uzun yıllar mecliste görev yaptım. Sanayi politikalarında bir birikimimiz, bir yetkinliğimiz var. Neyi nasıl yapacağımızı, nereye dokunmamız gerektiğini biliriz. Tarım politikalarında tarımın yapısal neleri düzenlemesi gerektiğini gördük. Devlet su işlerini gördük, ormanı gördük, tarımı gördük, hayvancılığı gördük, gıdayı gördük. Bu tarafa geldik, savunma sanayini gördük, savunma politikalarını gördük, fiili içinde bulunduk. Şimdi bütün bunların sonunda bir şey yapmam gerekiyordu. Hem ülkem için hem Karabük için. Şimdi bunların tamamının yapısal düzenlemelerinin yapıldığı yer yasamadır. Meclistir yani. Şimdi orada yapmak istediğiniz, kafanızda kalmış, aklınızda kalmış ne varsa bunları hayata geçirebileceğiniz yer de meclistir. Ben de kendi kendime bir karar verdim. Ben idealist bir insanım. Hep ideallerimin peşinde koştum. Ve dedim ki ya memlekete hizmet etmen lazım. Karabük'e hizmet etmen lazım. Evet, bir bürokrat olarak Karabük'lere hizmet ettik. Karabük'e hizmet etmeye çalıştık, gayret ettik. Ferdi olarak belki bir takım şeylere, dertlere derman olmaya çalıştık. Ama bundan sonra da memleketime, yasamada, mecliste faydalı olmak istiyorum. Karabük'üme faydalı olmak istiyorum. Ben de bir şey varsa, elimizde avucumuzda bir şey varsa, kafamızda gönlümüzde bir şey varsa bunu Karabük'e vermek istiyorum. Ben bir Karabük evladıyım. Bu memlekete hizmet etmek bizim için gurur ve şereftir. İnşallah milletimiz bu şerefi bize bahşeder. Büyüklerimiz takdir eder. Bizi de orada hizmet etmek nasip olur. Yine tarımda, sanayide, savunmada kafamızda düşündüğümüz, gerçekleştirmek istediğimiz birçok şey vardır. Bunları da o mecliste, yasamada milletimize anlatmak için daha rahat bir zemindir. Bürokratken çok diliniz dönmüyor. Bazı şeyleri konuşamıyorsunuz ama meclisin böyle bir imkanı var. Bunu da bu milletimize sunmamız, bu tecrübeyi, bu şeyi sunmak gerekir. Ben şöyle bir bürokrat da hiç olmadım hayatımda. Kendime saklayan bir bürokrat olmadım. Hatıra biriktiren bir bürokrat olmadım. İş yapan bürokrat olmaya çalıştım. İş yaptığımız için de her yere de tercih edilmişizdir ve çağrılmışızdır yeteneklerimiz icabıyla. AK Parti Milletvekili aday adaylığı için Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdür Vekilliği görevinden istifa eden Karabüklü bürokrat Ali Keskin Kılıç, AK Partili başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunu yaptı. Keskin Kılıç buradaki konuşmasında doğduğum topraklarda Cumhurbaşkanımla beraber yürümek için milletvekili aday adayıyım dedi. Allah 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Karabük'ümüzün yetiştirdiği, Ankara'da bugüne kadar Karabük için bir değer olan
şehrimizin yetiştirmiş olduğu önemli bürokratlardan Ali Keskin Kılıç abimizin Karabük milletvekilliği aday adayla müracaatı için bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız. Partimizin değerli mensupları, değerli hemşehrilerim, Allah hepinizden razı olsun. Bugün bizleri evinize, ocağınıza kabul ettiniz. Bu şerefi bana nail ettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bütün seçimlerde Karabük halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destekler verdi. Her zaman oy rekorları kırdı. İnşallah 14 Mayıs tarihinde de tarihinde görülmemiş bir başarıyı tekrar elde edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, dünya liderini, dünyadaki bütün şer güçlere karşı tekrar bu ülkenin başkanı yapacağız. Bu seçim sadece biz muhalefet partileriyle seçime girmiyoruz arkadaşlar. Bütün dünyadaki şer odaklarıyla seçime giriyoruz. Ama bu milletin azim ve kararlılığı bunların hepsinin oyununu bozacaktır. Ben memuriyet hayatım boyunca, 30 yıl boyunca çok ciddi görevlerde bulundum. Sanayi Bakanlığı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'nin içindeydim. Togg otomobili yapılırken ben oradaydım. Tarım Bakanlığı'nda pandemide gıda zinciri kırılmaya çalışırken ben oradaydım. Dünya rezil olurken biz marketimizi, evimizi açsız bırakmadık. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Türk Savunma Sanayisi'nin en önemli kuruluşlarından biri olan Makine Kimya Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ve bu süreçten sonra şunu düşündüm. Bu seçim yüzyılın seçimi. Benim nerede olmam lazım? Bürokrasi koltuklarına oturmaya devam etmem lazım. Yoksa milletimle beraber, partimle beraber, Cumhurbaşkanımla beraber sahada olmam lazım. Evet, sahada olmam lazım. Evet, burada olmam lazım. Doğduğum topraklarda olmam lazım. Cumhurbaşkanımla beraber mücadele etmem lazım. Onun tekrar oy rekorlarını kırmasını istiyorum. Ben sizlerle bu yolda yürümek istiyorum. Atalarının mezarı bu topraklarda olan bir insan olarak ve her nefis gibi ölümü tadıp o toprakla buluşacak bir kardeşiniz olarak size şunu diyorum ki, ben bu memlekete hizmet etmek istiyorum. Müsaade edersiniz başkanım, imzalayacağım. Kabul buyurursanız. Hayırlı olur inşallah. Sağ olun, hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. AK Parti için, Karabük için, Türkiye için, memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Zonsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Tıskoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Tıskoğlu'na partilileri de eşlik etti. Başkanım buradayız. Şaban Bey, çekseniz mikrofonu yerine koyabilir miyiz? Ailemle beraber, sevdiklerimle beraber, yönetim kurulunda yol yürüdüğüm arkadaşlarla beraber ve siz değerli basın mensubu beraber bugün bir basın açıklaması yapmak istedik. Evet, malum artık bir sürece girdik ve önümüzde bir seçim var. Seçimle beraber de biz de siyaseten kendi bilgi becerimizi, tecrübemizi, yurt dışında kazandığımız melekeleri, şehrimize nasıl katkı sağlayabiliriz, memlekete nasıl katkı sağlayabiliriz düşünerek siyasete girmeye karar verdik. Ve bununla beraber de bugün burada aday adaylığını açıklıyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve şehrimize faydalı olur. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer doğru iş yapacaksak, vatanımıza, bayrağımıza hizmet edeceksek Allah bize bir makam nasip etsin. Eğer yok, bize ego, kibir ve yanlış işlerde bulunacaksa bize makam nasip etmesin duasıyla biz yola çıkıyoruz. Her şartta duam kabul oldu gözle bakacağım. Ve hiçbir zaman da küskünlük olmadan, hiçbir zaman nefsimindeki duyguyu bir kenara bırakarak aday olamasak bile yine biz Cumhurbaşkanımıza sevdalı olduğumuz yolda, her sabah kendisine ve annesine dua ettiğimiz yolda yine dua etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Evet, hepiniz beni yakından tanıyorsunuz. Yani sanayiciyim, bir iş insanıyım. Yani 24 yıldan beri bir şirketim var ve ortağım var. İhracat yapıyorum ve tabii Zonguldak halkı beni eve dönüş projesiyle bu memleketime geri dönmemizle beraber daha çok tanıdım. Ama ben buranın çocuğuyum, Çaycumalıyım, Kilimliliyim, Bölümlüyüm, Zonguldak'ın her yeriliyim. Dolayısıyla ben memleketime hizmet etmek için buradayım. Memleketime fayda sağlamak için buradayım. Ben aileme teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar da
inanılmaz emek veriyorlar. Onların zamanlarından alıyoruz. Onların zamanlarını eksiterek başka şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kolay şeyler değil, hakikaten kolay değil. Onların sabrına, onların bize gösterdiği müsamahaya ben teşekkür ediyorum. Hatlarını helal etsinler. Boş ver, çekin ben sana. Merhaba, hepinize hoş geldin diyeyim. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Ben şuna çok inananlardanım. Herkesin bir yaratılış hikayesinde bir misyona sahip olduğuna, Necip'in de misyonunu kesinlikle hizmet amaçlı olduğuna çok inananlardanım. Bunu da hakkıyla en iyi şekilde verdiğini 7-24 perde arkasında da bilen bir insan olarak emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almasını bütün kalbimle istiyorum. Çünkü cidden ciddi bir emek veriyor. Bir şeyleri tuttuğu zaman koparmayı bırakmayı bilmeyen bir yapıda bir oğlumdur. Bundan dolayı da kendisine gurur duyuyorum. 3 yıl öncesinde daha buraya gelmedi. Buraya ilk gelmeye başladı yanından önceki. Eve dönüş projesinde kararını verdiğinde biz onun yanında olmuştuk. Yani her şeyden önce şu, eğer şayet yani olur da olmaz, o bizim sıralamamız değil ama gönlümüzden, insanın gönlünden geçen bir duygu vardır. Eğer ki Zonguldak'ta milletvekilliği sırada alırız, milletvekili olursa Zonguldak çok şeyler kattıracağına inanıyorum. Ben her konuda olduğu gibi bu konuda da babama çok güveniyorum. En iyi şekilde bu işi yapacağını da biliyorum. Ne kadar emek verdiğinde perde arkasını annemin dediği gibi görebiliyoruz. O yüzden her şeyin en hayırlısı inşallah olur diye düşünüyorum. Böyle bakar mıyız? Buraya da bakabilirsek. Zonguldak İl Özel İdaresi'nden emekli memur Yasemin Tarakçı, 28. dönem milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu AK Partili başkanlığında yaptı. Yasemin Tarakçı daha sonra Beret Eyvey'i ziyaret etti. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi için aday adaylara müracaatımız devam ediyor. Aday adaylığı açıklaması için teşkilatımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. İlk önce kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Yasemin Tarakçı. Sayın parti yöneticileri, değerli basın mensupları, kıymetli Karabük halkı. 2023 yılı Türkiye Genel Seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem için milletvekilliği aday adaylığını açıklama ve tanıtım toplantımıza hoş geldiniz. Kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Yasemin Tarakçı. 1970 yılında Karabük ilinde doğdum. Yenice ilçesinde büyüdüm. Yine orada büyüdüm. Hayatım ve çalışma ticaret hayatım Karabük, Zonguldak, doğduğum yer olan Yenice ilçesinde geçti. Evli ve 4 evlat sahibi bir ailenin emekli bir annesiyim. Zonguldak Hayvan Barınağı'nda 5 yıl sonrası Zonguldak İl Özel İdaresi'nde görev yaptım. Ve bazı sağlık sorunlarım sebebiyle engelli idaresinde engelli olarak malulen emekli oldum. Halen tarım ve ticaret alanında girişimlerimde aktif olarak devam etmekte ve çalışmaktayım. Çalışma ve ticaret hayatım Karabük halkının, doğasının, turizmin, endüstri ve sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda görebileceğim birçok tecrübeyle geçmiştir. Bu doğrultuda Karabük halkımın ve bölgemizin şimdiye kadar olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi önderliğinde gelişime devamı Yeni Türkiye 100 yılı programımız ve atılımlarımıza katkıda bulunabilmek ve davamızın adına nefer olabilmek için milletimizin yeni yüzyılımızda yoluna daha da hızlı ve zevkli ilerleyişinde yol arkadaşlığı olabilmek umudu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemde görev almamın ilk adımımı milletvekilliği aday adaylığımı huzurunuzda açıklamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Evet, Yasemin Hanım'a ve Karabük'ümüze, davamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah utandırma. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adayıyım. Bugün inşallah başvurumuzu yaptık. Rabbim kısmet ederse yolumuzda devam edeceğiz. Tekrar aday adaylığımız başvurusundan sonra dünyamıza penceresini açan Beret TV'yi bir ziyaret edelim dedik. Rabbim, bu kanalın da sayesinde dualarınızı bekliyorum. İnşallah
hayırlısıysa gelirsek de gelmesek de bu yolun yolcusuyuz. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek Belediyesi'nde yaşanan ve iki kişinin açığa alınıp tutuklanması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Bozkurt, algı operasyonu yaratılmak isteniyor sözlerini söyledi. Şimdi yasal süreç aslında 7'sinde başlamıştı. O yasal süreçten sonra bir takım gelişmeler oldu. Ve özellikle AK Parti Devrek ilçe başkanımız Murat Durdubaş'ın bir takım soruları, merak ettiklerini diyelim biz ona. Gerçi 18 sene Devrek'le belediye avukatlığı yapmış bir adamın çok da merak edeceği bir şey olmaması lazımdı. İki türlü denetim var. Biri iç denetim, biri dış denetim. Dış denetim nedir? Dış denetim, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı'nın görevlendireceği muhakkikler tarafından yürütülen denetimdir. Onları zaten iki sefer Sayıştay denetimi, bir sefer İçişleri Bakanlığı kontrolü, baş kontrolleri tarafından denetlendik zaten. Şubat başında başlayan denetimimiz hala devam ediyor. Yani Nisan ayında bunun raporunu hazırlarlar, meclise getirirler. Mecliste bunun denetimi detayları mecliste konuşulur, tartışılır. Biz dedik ki, bizi kaymakamlığa bağlı, yani dışarıdan insanlar gelsin, iç denetimimizi dışarıdan yapsın. 2021 yılına ait evrakları, şeyleri, tahsilat mahpuslarını tek tek bakmışlar. Hiçbir sorun yok demişler. Kapatmışlar, bize vermişler. Yine bu sene biz işlemişiz, denetim istemişiz. Yine yazı yazmışız, demişiz ki bize 5.393 sayılı kanunun 25. maddesine göre gelin bizi denetleyin demişiz. Şöyle bir algı oluşturuluyor. Deniyor ki kaymakamlık geldi, belediyenin evraklarını bastı, aldı, bunları denetledi ve bu sorun çıktı. Alakası yok. Kaymakam bizim en büyük hükümlerimizdir. Üzerimizde vesayet yetkisi vardır. Acık bir okuması, yazması olan, acık bir devleti merak eden, acık bir hukukla bağlantısı olan, hani bunu Murat anlatır gibi anlatıyorum. Ha? Murat anlatır gibi anlatıyor. Bunu çok basit bir şekilde kimsenin bize gelip baskın baskın yapmadığını, kimsenin bize ben seni denetleyeceğim diye gelmeyeceğim. Bizim bunları, bu denetimi kaymakamlıktan istediğimizi ve bunların iş. Paralarını bile biz ödüyoruz. Harcı ödüyoruz bunları. Burada anlaşılmayan, merak etmeyen, yani şimdi hemfikir miyiz? Kimse bizim belediyemizi basmadı, kimse bizim evraklarımıza el koymadı, kimse bizim dolaylı veya dolaylı şekilde bizden, ben işte uyuyun falan filan demedim. Biz istedik. Yaşanan şey acı, üzücü. Devrek bunu hak etmiyor. Devrek Belediyesi bunu hak etmiyor. Bizler de bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bizim sorumluluğumuz var. O sorumluluğun gereği neyse bunun içerisinde kendimiz adına yapmasını biliriz ve beceririz. Bir dakikada geri adım atmayız. Kimse de çıkması olmasın. Yasal süreç zaten kendi meclisinde akıyor. Algı, manipülatif hareketler, yasal süreci etkileyecek herhangi bir şey. Bundan da kaçınmalarını istiyorum. Tekrar tekrar özür diliyorum ve tarihin not düşümü içinde tekrar kaymakamlığın şu bana gönderdiği yazının burasını tarihe herkesin not düşmesini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili adaya dair Neriman Pospıyık, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerden Gelecek Partisi ilçe başkanlığını ziyaret etti. Neriman Hanım yıllardır belediyecilik anlamında olsun, siyaset anlamında olsun yıllardır bu işin içinde. Ereğli'nin eksiklerini biliyor, Ereğli'nin ihtiyaçlarını biliyor. Ben ümit ediyorum ki inşallah Neriman Pospıyık birinci, ikinci sıra yani şu aşamada ben 3 olacağını düşünüyorum CHP'nin. 3'e 2 olacağını düşünüyorum. Çünkü sistem buraya kadar geldi. Yani ülkenin durumu maalesef ekonomik olarak olsun, tek adam rejimi olarak olsun. Yani bunu Zonguldak'ta da biz görüyoruz. 3'e 2 olacağını ümit ediyoruz. Ben ümit ediyorum ki Neriman Pospıyık genel merkezden bir ya da ikinci sözünü almıştır. Neriman Pospıyık Ereğli'de köy köy geziyor. Yani gezmedik köy kalmadı herhalde. Birkaç köy var. Biraz depremden sonra yani, biraz bekleniyor. Yani siz bunları Ereğli'nin sıkıntılarını, Ereğli'nin problemlerini, köylerin sıkıntılarını biliyorsunuz, geziyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. Bunun bilincinde olarak
Ereğli'yi en iyi şekilde hizmet edeceğinizden, Ereğli'nin eksiklerini gidereceğinizden hiçbir şüphemiz yok. Arkadaşlarım ve ben bir yola çıktık. Allah nasip ederse inşallah 14 Mayıs'taki genel seçimlerde altılı masanın birbirine olan desteğiyle, bağlılığıyla bu işi ilk turda bitireceğiz Cumhurbaşkanlığı. İnşallah. Ve bitirmek durumundayız. Hem de yüksek bir oyla bitirmeliyiz. Ki gücümüzün ne kadar olduğunu, halk desteğinin nasıl olduğunu, altılı masadaki bileşenlerin birbiriyle olan diyaloğunu ve birlikteliğini ispatlamış olacağız. Allah nasip ederse. Malatya Battal Gazi Belediyesi'nce 24 Ocak 2020'de yaşanan merkez üssü Elazığ'ın Sivice ilçesi olan depremin ardından kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 684 konutun 284'ü Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedelerin kullanımına sunulacak. Battal Gazi Belediyesi 3 yıl önceki Elazığ depreminin ardından riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışması başlattı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamında planlanan 684 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yapımına başlandı. Çalışmaların yaklaşık bir ay sonra tamamlanması planlanan alanda inşası biten 684 konutun 400'ü hak sahiplerine teslim edilecek. Kalan 284 ev ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedelere tahsis edilecek. Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'nın aktif fay hattı üzerindeki illerden olduğunu, Elazığ depreminde Battal Gazi ilçesinde 3000 evde ağır hasar oluştuğunu söyledi. O gün bizi mahkemeye verenler bugün bize dua ediyorlar. Tabii kentsel dönüşüm bir zorunluluk, yani keyfi bir uygulama değil. Orada 400 evimiz, konutumuz şu an vatandaşlara tahsis edilmiş. 400 tane vatandaşımız gelip orada evlerin içlerine, içerisine girecekler. Dediğim gibi başlamışta biz oraya 684 konut yapmıştık, ticari alanlar hariç. 284 konutumuzu da rezerv olarak elimizde bulunduruyorduk. Tabi bugün deprem olunca inşallah o 284 konutumuzu da AFAD üzerinden hak sahiplerine, depremzedelere inşallah kura dahilinde dağıtımları gerçekleşecek. Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Merkez Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Karaköprü ilçesinde bulunan Akbiyer Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 metre yolunda su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitlerle ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor. Şehirde sağanak devam ediyor. Mahalleler dere yatağına döndü. Suya kapılan araçlar böyle sürüklendi. Abi arabanın suyu açıyor. Ne kaçırmışlar? Mahsur kalan bir sürücü aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlarsa amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
Aracıyla su altında kalan bir kişi yaklaşık 3-4 saat sonra kendi çabasıyla yüzerek su yüzeyine çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuyla çekildi. Ambulansa bindirilen şahıs ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü. Vali Salih Ayhan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram. Sadece 2 gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Dolayısıyla işin boyutunu anlatmaya çalıştım. Sadece Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram. Sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram. Dolayısıyla büyük bir yani yağışın olduğunu ve genel hayatı etkilediğini de buradan görebilmekteyiz. Tabii bunun da yansımaları oldu. Gerek trafik akışının etkilenmesi, gerek birçok bodrum katların su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının etkilenmesi, çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Vatandaşlarımızdan tabii isteklerimiz var. Nedir? Yarın bir yoğun hareketlilik olmamasını, trafik akışını biraz daha sakin olmasını istiyoruz. Eğitim öğretimin tüm kademelerle yarın tatil ettiğimizde buradan kamuoyuna bir kez daha paylaşmış olalım. Zorunlu olmadığı sürece kesinlikle çıkılmamasını ve bir olumsuzla karşılaşmamalar açısından faydalı görmekteyiz. Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Tut ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle dere taştı. Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afeti bir konteynerin suya kapıldığını belirtti. Şu an itibariyle İç Valimizle, Şehir Valimizle, Müşteri Valimizle birlikte bölgedeyiz. İş makinalarını hem Tut ilçemize, hem Gölbaşı'na hem de Adıyaman'dan sevk ediyoruz. Şu an itibariyle araçlarımızın bir kısmı burada, bir kısmı da hem yolu temizleyerek geliyorlar. 4 vatandaşımız şu anda kayıp. Onları arama çalışmalarını ve köprü kişilik şu an itibariyle başladılar, devam ediyorlar çalışmaya. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten bu bölgeyi de hemen etkileyen bir afet. Biz de sabah itibariyle bölgemizde bir kutlatalım. Çalışmaları Adıyaman kent merkezinden geçen Eğri Çay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri su baskını riski taşıyan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da sağanak sonucu tarihi Balıklı Göl yerleşkesinde de su taşkınları yaşandı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyubiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklı Göl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu. Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. Hayır. Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor. Kente Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri botlarla su basan sokaklara girdi. Ekipler evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdiven uzatarak tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Öte yandan sağanak nedeniyle suyla dolan Avide Köprülü Kavşağı ve At Geçidi'nde de arama kurtarma çalışması sürüyor. 3 kişinin çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bölgedeki suyun tahliyesi için pompalar çalıştırılıyor. Bölgede devam eden sağanak çalışmaları olumsuz etkiliyor.
AFAD'dan aşırı yağışlar sonucu Şanlıurfa'da meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklama yapıldı. Şanlıurfa'ya son 24 saatte metrekareye 111 mm yağış düştüğü kaydedilen açıklamada şunlar paylaşıldı. Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbar alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep, İl AFAD müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Şanlıurfa'da hali hazırda bulunan iş makinelerine ilaveten 270 iş makinesi sevk edilmiş olup bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 dalgıç pompa ve motopomp, 25 su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 personel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alınmıştır denildi. Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylelikle kentteki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'taki depremlerin ardından Bolu'dan Adıyaman'a giderek çalışmalara destek veren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi gönüllüleri hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı. Depremin ardından Bolu'dan Adıyaman'a yola çıkan UMKE gönüllüsü 22 sağlıkçı bölgede enkaz altından çok sayıda kişinin kurtarılmasına destek verdi. Dokunduğum yerinde ağrı var mı, tamam mı? İlk deprem olduğunda başımla boynum ezdi. Bölgede duygusal anlara şahitlik eden sağlık personeli görev sürelerini tamamlayarak geri döndü. Yaşadıkları hüzünü ve mutlu anları akıllarından çıkaramayan sağlıkçılar yaraların sarılması için yürütülen çalışmalarda da yer almak istiyor. Bolu'nunki cihaz kontrol. Bolu'nunki olarak Adıyaman bölgesinde görev aldık. Hani yıkıntının tabii ki biz de ilk anda farkında olamadık ama ilk 24 saat sonra olayın büyüklüğünü, şiddetini orada daha çok hakim olmaya başladık. Biz acımasız, üzücü tabloları 5. 6. günden sonra hissetmeye başladık. Çünkü o ana kadar üzülmeye fırsatımız yoktu. Ağlayıp yakınma, hayıflanma gibi bir lüksümüz yoktu. İlk 6 gün çünkü her yerde bir ses, insan canlı çıkarma emaresi vardı. En son Bolu UMKE olarak 9. günde bir canlı kardeşimizi, 17 yaşında bir kardeşimizi hayata tutundurmak nasip oldu. Ya şöyle, tabii ki şoka uğruyorsunuz, üzülüyorsunuz bir taraftan ama sağlıkçı olmanın gereği bizim işimiz oradaki insanlara yardım etmek. Duygularımızı bir tarafa bırakmak durumunda kaldık. Çünkü biz orada duygusal olarak, zihinsel olarak zayıflarsak kimseye faydamız olmaz. Kendi adıma halk bize çok yardım etmeye çalıştı. Kendileri depremzede olmasına rağmen sürekli gelip gidip hani bir şeye ihtiyacınız var mı? Size nasıl yardım edebiliriz? Bunları görmek çok mutluydu. Çocuklar bizi çok mutlu etti aslında. Ellerine ne geçseler alıp abla siz de yiyin, siz de bizimle beraber paylaşın deyip dönen bize gelen çok oldu. Oynamaya çalıştılar bizimle, dertlerini anlatmaya çalıştılar. Çocuklarla geçirdiğimiz vakitler bizim için paha biçilemez oldu orada. Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki çalışmalara katılan Türk Diyanet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren, aralarında din görevlilerinin de bulunduğu arama kurtarma ekibi sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. İl Müftülüğü koordinasyonunda bölgeye giden ve Nurdağ'ındaki çalışmalarda 17 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasına yardım eden 19 kişilik gönüllü ekip çalışmalarını tamamlayarak Bartın'a döndü. Kış şartları yollarımızı bayağı zorladı. Tipi vesaire yoğun ve yorgun bir 15 saatten sonra Nurdağı bölgesine ulaşmış sayıldık. Saat gece 1.30'da çalışmaya başladık. Çalışmalarımıza başladık. Gece 1.30'dan saat
sabah 6'ya kadar bir genç kardeşimize orada ulaştık. Hı hı. Ve dünyalar bizim oldu. Sanki orada 4,5-5 saat canla başla çalışmamışız gibi. Çok güzel bir şekilde, sevinçli bir şekilde, gururlu bir şekilde orada kardeşimizi çıkarttık. Hı hı. Bize gurur verdi, heyecan verdi. 17 kardeşimize canlı ulaştık. Olayın vehametinin büyüklüğünü biz gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çünkü her taraf enkaz halinde. Hakikaten bu televizyonlarda normalde film gibi görünen şeyler gerçekte ortaya, yani o bölgeye gidip o enkazın ortasında kaldığımız zaman daha farklı boyutta görünüyor. Hı hı. Onun vehametini biz sabah güneş doğunca öğrendik. Bunu bazı kavramlar anlatmak zor. Kavramları yaşamak gerekiyor. O yüzden yani insan bazı şeyleri yaşamayınca anlamıyor. Biz de yani hakikaten anlatması çok zor. Orada bir can kurtarıyorsun, çok seviniyorsun ama ocağın yanında bir kardeşimiz vefat etmiş, çok üzülüyorsun. Yani biz aslında orada hem üzüldük hem ağladık. Hepsi bir arada oldu. Hay maşallah. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde toplu konut idaresi tarafından selzedeler için inşa edilen konutların anahtarlarının teslimine başlanacak. Bozkurt Kaymakamı Murat Atacık gazetecilere 2021 yılının Ağustos ayında yaşanan selin izlerini silmek için yürütülen çalışmaların sürdüğünü söyledi. 46 tane konutumuzun ilk etapta, 546 tane de konutumuzun ikinci etapta kuralarını çektik. Yaklaşık 592 tane hak sahibimiz şu anda konutlarını, anahtar teslimini bekliyorlar. Biz toplamda Bozkurt merkezde 649 tane konut inşa ettik. 38 tane Karadeniz kenarındaki ilişi köyümüzde, 20 tane de köylerimizde olmak üzere TOKİ tamamen Bozkurt'umuzda yapı stokunun neredeyse %50'sine yakınını yeniledi. Ve biz bu vatandaşlarımıza konutlarını en kısa süre içerisinde teslim edeceğiz. Ayrıca 123 tane de dükkan yıkılmıştı, ağır yıkıktı. Bunları tekrardan yeniledik. Şu anda 87 tanesinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda 1,5 ay içerisinde de geri kalan dükkanlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz. Bozkurt'ta bir afette ilk başta acil yıkılacak ağır hasarlı konutlar belirlendi ve bunların yıkım işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca Bozkurt'umuzda DSİ'nin dere genişletilmesinden dolayı kamulaştırma sahası içerisinde kalan afete maruz alan kısmında yıkımlar oldu. Ayrıca Bozkurt'un daha güzelleşebilmesi için bazı bölgelerde kentsel dönüşüm faaliyeti yapıldı. Yani Bozkurt'ta toplam 3 farklı yıkım yapıldı. Kentsel dönüşümden dolayı, ağır hasardan dolayı, dere genişlenmesinden dolayı afete maruz alan içerisinde kalan yapılar. Şimdi bu vatandaşlarımıza konutların kuralları çekilirken komşuluk ilişkisine uygun bir şekilde kurallar çekildi. Ama şöyle diyeyim. Bazı vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının arazileri kendilerinde kaldı ilçe merkezinde. Bunlar yarın 3 konut altta dükkanı olan vatandaşlarımız bunu müteahhite verip tekrar kendileri de yapabilirler. Tabii şöyle söyleyeyim, Bozkurt'ta en uzak TOKİ konutumuz 800 metre mesafede. Yani uzak diye bir tanımımız da yok. Zaten görüyorsunuz sadece TOKİ bir konut inşası yapmıyor. Yaşam alanı, parklarıyla, altyapısıyla, doğalgazıyla gerçekten yaşam alanları inşa ediyor ve Bozkurt'umuzun çehresi tamamen değişmiş durumda. Şunu da söyleyeyim, 11 ilimizi etkileyen çok büyük bir afet yaşadık. Bu Bozkurt'ta şöyle söyleyeyim, kamu binalarının neredeyse %80'i yenilendi. Altyapının %100'ü yenilendi. Sanayi sitemizin %100'ü yenilendi. Tamamen neredeyse yok olmuş bir ilçeyi yeni baştan biz burada devletin gücüyle, AFAD'ımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla inşa ettik. İnşallah o bölgedeki vatandaşlarımıza da Bozkurt'ta bu yapılanlar gösteriyor ki orada da inşallah devletimiz büyüklüğünü gösterip oraları da yakın zamanda inşallah inşa edecektir. Buralarımızı çektik. Şöyle hava durumu müsait olduğu sürece İnşaat içerisinde işimiz kalmadı. Bahçe ve peyzaj düzenlemelerimiz var. Geçici kabulleri yapıldı.
İlk etapta 5 bölgede konutlar inşa ediyoruz tabii ki. 84 konutluk bir etabımızın anahtar teslimleri inşallah önümüzdeki hafta başlayacak. Etap etap çevre düzenlemesi de bittikten sonra anahtarları teslim ediyoruz. İnşallah 1-1,5 ay içerisinde geri kalanların tamamına da teslim edilmiş olacak. Kahramanmaraş merkezi depremlerde binası hasar gören ve çadırdan yayın yapan kardeş uydu kanalımız Mercan TV ana haber bültenini bir süre BRT ve haber spikeri olarak bizzat ben sunacağım sevgili izleyenler. Anadolu'nun her köşesindeki değerli meslektaşlarımızla iyi günde kötü günde dayanışma içindeyiz. Geçmiş olsun Mercan TV, geçmiş olsun Adıyaman ve 11 ilimiz. Değerli Mercan TV izleyicileri, ben Batı Karadeniz'in tek TürkSat uydu kanalı BRTV'nin haber sunucusu Nagihan Tokgöz. Öncelikle Mercan TV ailesine, Adıyaman halkına ve bu vesileyle depremlerden etkilenen 11 ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir süre Mercan TV haberlerini siz değerli izleyicilere bizzat ben ulaştıracağım. Mercan TV haber bülteni başlıyor sevgili izleyenler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremden etkilenen Adıyaman'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremden etkilenen Adıyaman'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'da birçok mahalle insansız, birçok oyun parkıysa çocuksuz kaldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'da birçok mahalle insansız, birçok oyun parkı ise çocuksuz kaldı. Mersin'in merkezi ilçe Akdeniz Belediyesi depremzede çocuklar için "Çocuklar güldükçe aşacağız" sloganıyla moral etkinliği düzenledi. Mersin merkezi ilçe Akdeniz Belediyesi depremzede çocuklar için "Çocuklar güldükçe aşacağız" sloganıyla moral etkinliği düzenledi. Mercan TV haber bülteninin sonuna geldik sevgili izleyenler. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Düzce Üniversitesi'nce deprem yönetimi, sorunlar, çözüm ve önerilerinin konuşulduğu deprem yönetimi çalıştayı düzenlendi. Olmuştur. Sismografi icat edilince bu deprem dalgaları çok karmaşık, çok bilgi içeriyor diye sismoloji bilimi çıkmış. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki çalıştaya telekonferansa katılan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgeden 1.650.000 kişinin ayrıldığını söyledi. Bölgenin dışına tahliye edilen çok sayıda vatandaşımız var. Bu rakam 1.650.000 civarında, bunu öncelikle belirtmek isterim. Bölgede şu ana kadar görevi devam eden personel sayısı 213 bin civarında halen şu anda farklı kurumlardan, bakanlıklardan bölgede görev yapan personeller var. Çalıştay'a konuşmacı olarak katılım sağlayan ve deprem öncesinde Türkiye'nin hiçbir ülkede olmayan çadır stokuna sahip olduğuna değinen AFAD Afet Yönetim Merkezi Müdürü Profesör Doktor Kürşat Esat Alyamaç, devletin tüm imkanlarıyla elinden geldiğince sahada gerekeni yaptığını söyledi. Ben herhalde başkanlığa intikalim bir 15 dakikamı falan aldı. Ben oraya gittiğimde Sayın İçişleri Bakanımız oradaydı. Birincisi, işte çadır yetmedi deniliyor. Bakın Türkiye'nin çadır stoku 100 bin civarındaydı. Ve şu anda yaklaşık dağıttığımız çadır 400 binden fazla. Yani hiçbir ülkede 100 bin çadır bulamazsınız aslında. Fakat bizde vardı. Ve buna rağmen dünyanın dört bir tarafına yine çadır temin edilip 400 bin çadır temin edilip vatandaşlarımıza sunuldu. Çalıştay'da konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay şu şekilde konuştu. Biz de buradan daha insani, içerisinde banyosu, tuvaleti olan, yatak odası olan, mutfağı olan ve sağlıklı bir barınmaya oradaki vatandaşlarımızı kavuşturalım diye hızlı bir şekilde burada konteyner üretimine geçtik. Dün 55, bugün 70 tane günlük gönderiyoruz, onu söyleyeyim. Bugün 490'lısını gönderiyoruz konteynere. Çalıştay'a Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özde katılırken konuşmacı akademisyenlerin sunumlarının ardından program son buldu. Hatay'daki birçok depremzede şehre duydukları sevgiyi ve geleceğe dair umutlarını duvarlara yazdıkları yazılarla ifade ediyor.
Kentte çoğu ağır hasarlı durumdaki binaların duvarlarında sprey boyayla yazılmış yazılar dikkati çekiyor. Bazı duvarlarda Hatay hepimizin meselesi, geri geleceğiz, bazılarında gitmedik ki geri dönelim, biz buradayız gibi yazılar bulunuyor. Bir kısım duvar yazıları acısıyla başa çıkıyorum ama anılar çok yoruyor gibi duygusal ifadeler taşırken bazıları bizi hiçbir şey yıkamaz, her bitiş yeni bir başlangıçtır gibi umutlu mesajlar içeriyor. Ben eşimi, ailemi, küçük çocuğum var, 3 aylık çocuğum var, onları ilk gün gönderdim. Biz buraya sahip çıkacağımıza, yani çıkacağımıza inanıyoruz. Hatay sonuçta bizim Türkiye'nin şahsi bir meselesi. Bizim onurumuzdur Hatay. Ben de insanlar kaçarken bir veda değil geri geleceğiz diye yazdım buraya. Hani biz buradayız, kaçmayacağız anlamında söyledim. Hatay'ı bırakmayacağız ne olursa olsun. Bütün duvarlara yazdım bunu. Karşıdaki duvarlara da yazdım. Şuraya da yazdım. Her sokak başına da yazdım. Biz gitmeyeceğiz, buradayız yani. Ben burada doğdum. Bu mahallede doğdum. Yani 35 yıldır buradayım. 35 yaşında buradayım. Buraya sahip de çıkıyoruz. Ve şu anda dışarıda olan arkadaşlara da söylüyorum. Buraya sahip çıksınlar. Hatay bizim Türkiye'nin şahsi meselesidir. Ama gençler dönsün. Burayı kimseye bırakmayız biz. Burası bizim ana vatanımız. Burası bizim şahsi mesele. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi burası. Biz buradayız. Buraya da sahip çıkacağız. Bedeli ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun biz buradayız. Bir yere ayrılmayacağız. Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından birçok yapının yıkıldığı veya zarar gördüğü kente, bakırcılığın yaygın olduğu tarihi Maraş Çarşısı'nda yeniden çekiç sesleri yükseliyor. Kazan, sitir, sini, tas, sahan, ibrik gibi çeşitli bakır eşyalarının yapıldığı ve çekiç seslerinin eksik olmadığı çarşıda depremlerin ardından bakır işlemeciliği yapan ustalar da üretimden geri kaldı. Hayatı normale dönmesi için çalışmaların yapıldığı kente Maraş Çarşısı'ndaki esnaftan bazıları da üretim ve satış yaptıkları işletmelerinin kepenklerini açtı. Tarihi çarşıdan yükselen çekiç sesleri hayatın normalleşmeye başlaması adına hem diğer esnafa hem de vatandaşlara umut veriyor. Kente yaklaşık 40 yıldır bakır işlemeciliği yapan Mustafa Tepebaşı da tezgahın başına geçti. Deprem felaketi milleti, bizim dengemizi bozdu. Hem maddi hem manevi zararımız var. Hem can kaybımız çok, hem maddi zararımız çok. İmalatlarımızın birçoğu yıkıldı, can kaybımız çok. Bu deprem bizim dengemizi hem fiziken hem ruhen dengemizi bozdu ya. Ama ne yapalım, hayat zor, acımasız, temel giderlerimiz çok. Bir aydan beri yatıyorduk. Yatmak da çözüm değil. Geldik, bismillahirrahmanirrahim dedik, işimize başladık efendim. Biz bu çarşıda büyüdük, bu çarşıda burada doğduk, burada büyüdük, burada genç olduk, burada yaşlandık. Biz istiyoruz ki burada herkes eskisi gibi çalışsın ama yok, o da bitti. Ustalarımız vefat etti, kimisi ailesiyle vefat etti, kimisi kendisi vefat etti. Zaten kala kala birkaç kişi kaldık eski ustalardan. Bunlar da öldüğümüz zaman çırak da yetişmiyor, kalfe de yetişmiyor. Yeni nesil de bizim işe cevap vermiyor. Daha kolay, daha basit işlerden para kazanmaya çalışıyor. Bizim iş zor. Emek işi. Sabahın 6'sında başlarsın, hatta Allah akşama kadar. 3-5 ne kazanırsan 1000 bereket versin dersin. Zonguldak'ın Alap ilçesinde hayırseverler tarafından üretilen konteyner ev yarın afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılacak. Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıbel Köyü Muhtarı Mithat Mandacı'nın öncülüğünde bir araya gelen hayırseverler depremzedeler için konteyner ev üretmeye karar verdi. İmalat çalışmalarının ardından hazır edilen konteyner ev yarın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek. Depremde evi yıkılan Elbistan'da bir tane belirlediğimiz vatandaşımıza yaşaması için yaşam konteyneri yapmaya karar verdik. Bunu arkadaşlarımızla beraber işte burada Alap'taki çevredeki dostlarımızla, halkımızla beraber işte milletin yardımıyla beraber malzeme yardımında bulundular. Buradaki arkadaş ve ustalarla beraber böyle bir işe başladık. Bitirme safhasına geldik. Şu gördüğünüz oturma odası ve salon olacak. Burada gördüğünüzde
içinde mutfağı, banyosu, ardiyesi gibi yani eşyalar koyabileceği bir yer yaptık. İki parça yaptık. Yüklemekte zorluk çekeriz diye iki parça yaptık. Buradaki gördüğünüz oturma odası ve yatak odası burada olacak. Burada gördüğümüz de işte 3'e 3 bu. 5'e 3 o. İki tanesi oraya gidince birleştirilecek. Oradaki Kahramanmaraş Elbistan'daki bir vatandaşımız orada yaşamına devam edecek. Kendisi hayvancılıkla uğraşıyor. Çiftçilikle uğraşıyor. Yani memleketini terk etmeyecek. Orada hayatını devam ettirecek. Bizim işte elimizden gelen bu. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden iki banka battı yoksa Amerikan finansal sistemi çöküyor mu başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. İki banka battı yoksa Amerikan finansal sistemi çöküyor mu? Amerika'da iki banka battı. Birkaç tanesinin de yolda olduğu fakat Amerikan Hazine Bakanlığı ve Fed'in duruma müdahale ederek buna müsaade etmeyeceği söyleniyor. Gelin bu duruma gösterilen tepkilere bakalım. Amerika batıyor. Küresel ekonomik krizde finansal evre başladı ve dünyaya enflasyon ihraç eden Amerika kendi kendini yakıyor. Dünyayı yönettiğini ve yeni düzen oluşturacağını söyleyen ve bunun için tüm dünyayı karıştıran Amerika, kendi ekonomik ve finansal sistemini koruyamıyor, dolar eriyor. Ve benzeri gibi söz, söylem ve yorumlar almış başını gidiyor. 8 Aralık 2022 tarihli yazımın başlığı, "Küresel ekonomide yalancı bahar ve aldanmanın acı bedeli" şeklindeydi. Şimdi de benzer bir uyarıda bulunuyor ve bazı bankaların batması şeklinde tezahür eden finansal krizin Amerika'ya hiçbir şey yapamayacağını, bundan Amerika harici dünyanın etkileneceğini ve hatta amacın da asıl bu olduğunu söylüyorum. Daha açık bir deyişle. Arkadaşlar, 2008'de bir kriz, mortgage krizi yaşandı. Krizin merkezi Amerika'ydı ama en hızlı toparlayan da ve hatta en az etkilenen de yine Amerika oldu. Sonra tüm dünya ile beraber Amerika'da bir pandemi yaşadı. Ve hatta bunun sebebi olarak da Amerika gösterildi. Ama yine en az hasarla çıkan ve yine dünyaya istediği hasarı yaşatan Amerika oldu. Keza pandemiye bağlı olarak ortaya çıkan küresel tedarik zincirinde kırılma, Rusya-Ukrayna savaşı ve ortaya çıkan enerji, doğalgaz krizi, küresel gıda şokları. Dikkat edin ve iyi bakın. Tüm bu kriz ve şoklar Amerika'da göstermelik olarak yaşanırken, başka bir deyişle Amerika'da nezleye sebep olurken tüm dünyayı sıtmaya maruz bırakırcasına, küresel ekonomilerde çok ağır bedellere sebebiyet verdi ve yakıcı etkileri hala bile devam ediyor. Buradan soruyorum ve herkesin düşünmesini istiyorum. Fed neden faiz artırımına başladı? Enflasyon yükseldiği için. Enflasyon neden yükseldi? Parasal genişlemeden, dolar basılması ve bolluğundan dolayı. Ne demişti ünlü ekonomist Freudman? Çok para basılıyorsa enflasyon kaçınılmazdır. 2005'lerden beri para basan, dolar basan ve piyasaya süren, yani parasal genişleme, bollaşma yaşatan kim? Amerika, yani Fed. Peki, 2022 ile beraber parasal sıkılaştırmaya, dolar çağırmaya ve yakmaya, faiz arttırmaya ve dolayısıyla enflasyonu düşürmeye çalışan kim? Fed, yani Amerika Merkez Bankası. Aslında doların sahibi ve dünyanın merkez bankası demek daha doğru olur. Peki, Amerika devletinin hazine ve ekonomi yetkilileri ve Fed bu kadar çok dolar basılınca, piyasaya bu kadar çok para sürüldüğünde bu olacakları, bunun sonuçlarını bilmiyorlar mıydı? Veya bilmemeleri mümkün müydü? Başka bir deyişle, yapılan faiz artırımlarının bankacılık sektöründe finansal krize sebebiyet vereceğini bilmiyorlar mıydı? Tabii ki biliyorlardı ve bilmemeleri mümkün değildi. Tüm bunlar olurken sizlerin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama benim dikkatimi çekti. Küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar azalmaya, enerji arz ve fiyat sorunları sonlanmaya, gıda alanında yaşanan kriz stabilize olmaya başladı. Gerçi Türkiye özelinde bu iyileşmeyi görmek çok zor. Çünkü Türkiye tüm kalemlerde krizleri yaşamaya devam ediyor maalesef. Küresel bazda görülen tüm bu düzelmelere rağmen Amerika ve Fed neden hala talebi kısmaya, başlayan finansal kriz ve olası yaşanacaklara rağmen faiz arttırmaya devam ediyor ama neden hala enflasyonu istediği noktaya çekemiyor? Arkadaşlar, Fed için Amerika'nın da herhangi bir coğrafyadan farkı yoktur.
Onlar gerekirse Amerika'da bile kriz yaşatırız perspektifine sahipler. O yüzden de görünene göre değil, hedeflenen, amaçlanan ve görünmeyen uzak hedeflere odaklanıp bakarsak ancak o zaman doğruyu görür ve doğru analiz yapabiliriz. Rusya ve Çin'in ve ülkemizdeki Avrasyacılık eden fantastiklerin şimdilerde Amerika'da yaşanan banka batmalarına güldüklerini ve adeta "oh olsun" gibi bir reflekse girdiklerini görüyorum. Ben de onlara acı acı gülüyorum. Neden mi? Çünkü asıl hedef kendileri, Rusya ve Çin'in ekonomik ve finansal sistemleri. Daha geniş açıyla bakarsak asıl hedef Amerika harici dünya. Nereye vuruyorum, nereden ses geliyor diye bir söz var. Bugün Amerika'da yaşanan finansal illüzyonu sadece Amerika'ya münhasır sananlar, başlayan bu sürecin yakın gelecekte hem de bugün yarın nerelerde, nasıl ve ne kadar ağır finansal krizlere, banka batışlarına ve parasal bazlı paniklere yol açacağını çok iyi görecekler. Allah aşkına biraz akıllı ve akılcı olalım. Yok efendim, Silikon Bankası'nın yöneticileri batışı fark ettikleri için hisselerinin büyük kısmını satmışlar da. Vay efendim, FED bu kriz karşısında şaşırıp kalmış. Aman efendim, Moody'ler paralarını çekmeye koşmuş ve Amerika bankacılık sektörü paniğe girmişti gibi gibi yorumlar işitiyorum. Yapmayın, etmeyin. FED'e bu kadar fahiş hata yapabilecek basiretsizlik yüklemeyin. Siz sanıyor musunuz ki Silikon Bankası'nın yetkilileri, FED'in haberi ve hatta paranın sahiplerinin izni ve bilgisi olmadan hisselerini satabilirler? Küresel bilişime yön veren firmalarla çalışan bir bankanın yöneticileri kendi irade ve inisiyatifleriyle hareket edebilecekler. Buna müsaade ederler mi Allah aşkına? Bugüne kadar yaşattığı ve yarattığı krizlerle küresel dizayna girişen ve yeni düzen kurma yolunda tavizsiz ilerleyen düzenin efendileri, FED yani doların sahipleri, finansal alanda kendilerinden habersiz bir kriz kuşu uçmasına müsaade edecekler. Öyle mi? Lütfen komik olmayalım ve Türk tipi küresel yorumlar yapmayalım. Sonuç olarak defalarca söylemiştim. Dünyanın herhangi bir coğrafyasındaki herhangi bir olay, ekonomi ve finans sektöründe görülen herhangi bir iniş ve çıkış, herhangi bir ülkede veya bölgede görülen sosyal hareket veya toplumsal panik, herhangi bir coğrafyada yaşanan savaş veya terörizasyon, kısaca insan hayatını doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek herhangi bir durum asla spontane, tesadüfi ve doğal seyrinde değildir ve olmuyordur. Her şey bir şeyle ilgilidir ve o bir şey her şeyi etkileyebilendir. Bunları söylerken de birilerini, bazı lobileri, kimi akıl ve güç sahiplerini yücelttiğimi ve dokunulmaz diye düşündüğümü düşünmeyin. Fakat gerçekçi olmak, gerçekliğin farkında olmak ve hayalperest yorumlardan uzak kalmanın da ne kadar önemli olduğunu düşündüğümü düşünün ve paylaştığım düşünceleri de öyle değerlendirin. Çünkü dünya parça parça. Bölgesel ittifak yapabilmekten dahi aciz halde. Kaldı ki bunu yapmak isteseler bile buna engel olmak isteyen güç ve akla karşı koyabilecek kapasite, potansiyel ve kabiliyete sahip değil. Ama benim güç ve akıl sahipleri dediklerim yekpare haldeler ve aralarında oluşacak ihtilafları giderebilip büyük planlar yapabilen, bu plan ve pratiklere sadık kalarak tüm dünyayı destabilize, manipüle ve yeniden dizayn edecek güç ve kabiliyete sahipler. O yüzden de görünene bakıp aldanmayın ve Amerika'da yaşanan herhangi bir olaya bakarken acaba hedef ne, neresi ve kimler diye düşünmeden bir yorum yapmayın. İşte o zaman daha doğru analiz ve değerlendirme yaptığınızı göreceksiniz. Aksi takdirde bakış açınız yanlış, yorumunuz 90 olur. Bir sonraki bir Porto yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar.
Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.